Londra'da Ulusal Galerideyiz ve son derece nadide bir eseri inceliyoruz. Duccio tarafından yapılmış. Duccio'nun dünyanın çeşitli yerlerindeki müzelerde çok sınırlı sayıda eseri sergilenmektedir. Bu eserinde Meryem Ana, Çocuk İsa ve Azizleri görüyoruz. Üst kısımda da Kral Davut'un küçük bir tasviri var. Kral Davut'un etrafında Eski Ahit'te adları geçen figürler var ellerinde parşömen desteleriyle betimlenmişler. Bu klasik bir ikonografi örneği. Eski ahitten bu figürler İsa peygamberin gelişini haber veriyorlar. Baktığımız eser bir triptik yani üç parçadan oluşan bir tablo. Ortadaki parçada Meryem'le çocuk İsa'yı, yandaki parçalarda ise azizleri görüyoruz. Triptiğin açılmış ve üç parçasını da görebildiğimiz hali, üst kısımda resmedilen eski Ahit'ten figürlerin öngörülerinin doğru çıktığını bize gösteriyor. İsa'nın Kral Davut'un soyundan geldiği düşünülüyor. Resimde Kral Davut'un giysisi ile Meryem Ana'nın giysisinin aynı renkte olduğunu görüyoruz. İkisi de mavi. Giysilerinde aynı rengin seçilmiş olması ikisinin arasında bir yakınlık olduğunu gösteriyor. Bu yapıldığı dönem için Oldukça yenilikçi sayılacak bir eser ve bu tarz eserler daha sonradan gelen Rönesans dönemi için de temel oluşturuyor. Çocuk İsa annesine ne kadar da sevgi dolu bakıyor. Sanki annesinin yüzünü daha iyi görebilmek için peçesini kaldırıyormuş gibi tasvir edilmiş. Peçenin zarafeti ise bu resimdeki en güzel detaylardan biri. Çocuk İsa'nın peçeyi bir eliyle toplama şekli çok sevimli görünüyor. Bir taraftan da diğer eliyle peçeyi çekiştiriyor. Peçenin oluşturduğu bu zarif kıvrım anne ile çocuk arasında bir köprü gibi ikisini birbirine bağlıyor. Duccio, Sienalı bir sanatçı. Sanatçının tarzında dikkatimizi çeken unsur hem biçim açısından hem de kullandığı renkler açısından uyuma dikkat etmesi. Eserlerinin görsel olarak göze hoş gelecek türde eserler olmasına önem veriyor. Görselliğe verdiği önemi çocuk İsa'nın annesinin peçesini çekerken oluşan kıvrımlarda görebiliyoruz. Kumaş, Meryem Ana'nın boyun bölgesinde bir dizi hareketli kıvrım oluşturmuş. Bu kıvrımlar hem Meryem'in hem de İsa'nın giysilerinin kenarlarında devam ediyor. Aynı özeni Aziz Oriya'da da görüyoruz. Aslında bu döneme ait eserlerde Aziz Oriya ve sol tarafta yer alan Aziz Domini'ye çok sık rastlanır. Bu azizlerin her ikisi de çok gerçekçi resmedilmişler. Sanki adım atıp resmin dışına çıkacak gibi görünüyorlar. Bu anın içinde gibiler. Bu eserin tamamına baktığımızda kilisede ibadet ederken önünde dua etmek üzere yapılmış bir eser olduğunu tahmin edebiliyoruz. Başka bir yerde dua etmek istediklerinde de taşınabilecek şekilde yapılmış. Bu eserin en çarpıcı yanı ise şu: Az önce de değindiğim gibi her iki tarafta yer alan azizleri sanki fiziksel olarak oradalarmış gibi hissedebiliyoruz ve Meryem ile çocuk İsa arasındaki duygusal bağı görebiliyoruz. Rönesans dönemi eserlerinde görülen temel öğelerin bu eserde kullanıldığını ve bu anlamda Duccio'nun bu eserde kullandığı tarzın bu triptiğin yapıldığı tarihten bir yüzyıl sonra başlayacak olan Rönesans sanatına yol gösterdiğini söyleyebiliriz. Eser bu anlamda yenilikçi, ancak aynı zamanda ortaçağ sanat geleneğiyle de uyumlu. Esere baktığımızda o dönemde kullanılan öğeleri de görüyoruz. Örneğin yoğun bir şekilde kullanılan altın rengi cennetin ilahi ışığını temsil ediyor. Figürlerin büyüklüklerine baktığımızda birbirleriyle uyumlu olmasına dikkat edilmediğini görüyoruz. Meryem'in burnunun ve parmaklarının tasvirinde ise Bizans sanatının etkilerini görüyoruz. Bu eser yapıldığı dönemin tarzına uygun ancak aynı zamanda duyguları yansıtan, içten bir eser yaratabilmek adına Duccio'nun yeni teknikler de kullandığı bir eser.